Peki, bakıyorum hemen Murat Bey'in sorusu var. Belhanda sözleşme uzatılmasını istiyormuş. İki maç kötü oynasa ne olacak? Çünkü çok tutarsız. Nasıl çözümlenecek bu olay demiş. Bir inişli çıkışlı performansı var. Hep diyoruz sanki böyle sözleşme zamanları oynamaya başlıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir sözleşme uzatma durumu var değil mi? Belhanda istiyor. Yani hatta şunu söyleyeyim, %15 indirime yanaşmıyor diyoruz. 500 bin euro gibi bir tutar bakarsak. Ama Belhanda'yı siz bugün 2 milyon eurodan 2-3 yıllık kontrat verseniz imzalar. Oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Türkiye'de mutlu, yatırım yaptı. Hatta tatillerinde bile İstanbul'da geçirdiğini biliyoruz. Ama Galatasaray yönetimi olumsuz yanıt vermişti. Performansına bakar Melike ama bir Fransa seçeneği var Belhanda için sezon sonunda. Hele ki sezon sonu serbest kalıp bonservisinde aldığını düşünürsek orada Galatasaray'daki ücret olmaz ama yine iyi bir rakama Nice dönebilir. Bekleyip göreceğiz ama hani Galatasaray tarafı olumsuzdu. Belhanda yoksa kalmak istiyor, bu gerçek. Performansına gelirsek de yani çok speküle. Ben Jagne'nin olduğu takımda Belhanda ile Fegül eleştirmem. Jagne'de benzer maliyetler, benzer sorun. Ama Jagne'nin oyun kalitesiyle Belhanda'nın Fegül'ün farklı pozisyonlar olsa da yani küçümsemek değil. Biz bazı oyunculara kanalize olmayı çok seviyoruz. İşte Emre Akbaba geldiği gün Belhanda'nın önüne koyuldu taraftar nezdinde ama bu Emre Akbaba'nın yaşadığı iki sakatlık için söylemiyorum. Belhanda Montpellier'i şampiyon yaptığı yaşta Emre Akbaba Galatasaray tribününde taraftar olarak maç izliyordu. Fegül'ü desek Valencia'da normal bir kariyeri vardı ki Arda Turan transfer olduğu zaman bu ligin en kalite oyuncusu Fegül dedi. Yani Belhanda Fegül'ü performansları, maliyetleri onları tartışalım ama kötü oyuncu olduklarını düşünmüyorum ve mevcut Galatasaray kadrosunda Belhanda ile Fegüli oynar. Bir giriş yaptık, devam edeceğiz yine sorularınızla. Bu arada Cihan Bey bir tweet atmış bizlere, cevabını bildiğiniz soruları niye soruyorsunuz diye. Biz burada soruları sizin için soruyoruz diye kendisine bir cevap vermek istedim. Şimdi bir ben kimim yapalım isterseniz, cevap verme sırası da sevgili izleyicilerimize ve konuklarımıza geçsin. Ben kimim de programın başında da söylemiştim. Mehmet Özcan çok iddialı. Kendisi Taner Karaman'ın... Taner Karaman'ın dedim ama. Lütfen. Taner Karaman'ın deyimiyle yürüyen hafıza, evet, ansiklopedi evet. Diyor hatta. Biraz daha bir adım öteye geçti. Biz de ona göre bir hazırlık yaptık. Cengiz Han yoğun mesai harcadı. Yani oyuncunun ucundan bucağından bir Galatasaray bağlantısı varsa bilmeme ihtimali yok zaten. Geldi ilki. Bakalım hemen bulacak mı Mehmet Özcan, ama hemen bulursan da söyleme. Erzurumspor günlerimi unutamıyorum. Aykut Kocaman'ın bende farklı bir yeri var. Sabri Sarıoğlu'yla sahada iyi anlaşırdık. Sinan Kaloğlu'yla çok gole sevindik. Antrenman biterdi, Tuncay Şanlı şut çalışırdı. Hemen yine, sesli yine Ömer Şişmanoğlu aklıma geldi ama Ömer Şişmanoğlu Tuncay'a yetişmemişti. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz. Erzurum. Bak bir izleyicimiz Murat Bey demiş ki Mehmet Özcan Taner Karaman'ı paramparça edecek. Evet evet, ben hiç topa da girmiyorum fark ettiyseniz. Yani bilsin. Yok, bu zor soru. Sorular zor artık. Ben hafta içi de Markoviç falan bilemedim. Hafta içinde yani denk geldim. Hafta içinde de antrenman yapıyor son sayfadaki sorulara bakarak Mehmet yani... Özcan. Aslında çok fazla isim var. Biraz ipuçları fazla gibi geldi bana ama isim biraz zor, evet. Onu söylemeliyim. Ben çünkü hiç bilemedim. Sivok mu demiş bir izleyicimiz. Hayır, değil. Tuncay Şanlı ile şut çalışırdı. Yani. Tuncay Şanlı Bursa'da oynadı. Hani Fenerbahçe'den gitmiyorum. Tita mı? 3 sezon Erzurumspor'u var. Sıkıntı şu. 3 sezon Erzurumspor'u muhtemelen alt ligdedir. Yani Erzurumspor Süper Lig 2000'li yıllar Sinan A. Tuncay Süper Lig'de var, onu söyleyeyim. Süper Lig'de var. 2000'li yıllar o zaman. Ya ben şimdi Erzurum'u hatırlamıyorum. Sizin iyi bildiğiniz bir isim. Bekir Bey, Mert Nobre demiş. Hayır, değil. Vederson geliyor aklıma ama. Değil. 2002. Ali Turan değil. Tita. Değil. Doğru cevap geldi. Sabri Sarıoğlu ile iyi anlaşırdım diyor. Bir sayfadan geldi doğru cevap. Antrenman. Egemen değil. Emrah Baştan değil. İbrahim Akdağ değil. Engin Baytar cevabı gelmiş, değil. Aykut Kocaman Konya. Ben Erzurumspor'un şimdi. İki sezon Malatya Spor. Malatya ve Erzurum'da oynayan oyuncu. İzleyiciler bilmeye başladı. Ömer Şişmanoğlu'nu söylemiştim. Mecnun Bey.
Erzurum, Malatya ve doğru Erzurum. Cevabı verdi. Bakıyorum başka var mı? Atilla Birlik falan geliyor. İki tane doğru cevap geldi şimdiye kadar. Yok yani değildir. Ucunun bile aklına gelmiyordur bu. Büyük bir ipucu vereyim mi? Evet. Levent Tüzemen muhtemelen bildi ama okumuyorum mesajı. Levent Sabri ile Galatasaray. Tamam. Sabri ile Galatasaray. Göztepe değil yani Sabri ile. Ya problem şu, Erzurum'dan... Bak Galatasaray ile bağlantısı var ama bulamadı. Evet şaşırıyorum. Şu anda çok şaşkınım. Galatasaray'a Erzurum'dan gelmiş hani eski futbolcu düşünüyorum. Mehmet Yozgatlı değil. Galatasaray'a Erzurum'dan gelmiş futbolcu. Tuncay ile Bursa Spor. Sabri Sarıoğlu ile sağda iyi anlaşırdık. Sağ ön oyuncusu o zaman ya da sağ bek. Evet, ben kimim de bir ismi soruyoruz sizlere. İpuçları ekranlarınıza geldi. Son sayfa etiketiyle cevabınızı bizle paylaşabilirsiniz. Yok ya ben bilemedim açık söyleyeyim. Hürkan Bey bildi. Artık tabii ben doğru cevabı bilenleri okuduktan sonra herkes yazmaya başlıyor. Semih Bey, Emrah Baysan demiş değil. Evet. Mehmet Bey doğru. Sait Bey doğru cevap. 7 sezon. Bursa Spor. 7 sezon. Ya problem şu, sen Galatasaray, Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın Erzurum Spor'da oynamış kim var onu düşünüyorum. Emrah Baysan var bir tek. Ama Erzurum'dan geldiğini söylemedim. Erzurum tamam aktarmalı gelsin Spor, de. Erzurum günlerimi unutamıyorum diyor ama. Erzurum'da 99-2000-2001'lerde hani Süper Lig'deydi. Evet. Tamam oralarda Erzurum'da yani kim olur ki? Şey 2003-2004 döneminde Galatasaray'ı düşünün. Tamam 2003-2004 kadrosunu hatırlıyorum. Oradan. Say hadi. Say hadi. Petre var, Brat var. Onları sayarım da Türk o sezon say. Abdullah Ercan geldi. O değil. Sezon Galatasaray'a. Transfer. Fener Karaman yok mu senin tahminin? Ben söylüyorum ama benimkiler olmuyor. Olur. Dur bulacağım ama. Çok sayıda Servet Çetin cevabı geldi. Değil. 2003 yazındaki transferleri düşünüyorum. Petre Buratu, Tamas gelmiştir Rumen oyuncular. Sesli düşünme. Türk oyuncu. Hadi şöyle bir ipucu daha. Galatasaray'dan Malatya'ya gitti. Murat artık bilin diye. Galatasaray'dan Malatya'ya, Malatya'ya gitti. Murat Erdoğan mı dedi? Murat Erdoğan dedim de. Bir dakika. Galatasaray'dan Malatya'ya. Türetin biraz. Galatasaray'dan Malatya'ya. A milli formayı da giydi. Muratlı bir şey bence. Murat değil adı. Hadi bunu da söyleyeyim. Bir dakika. Vallahi yok ya bilemedim ben takıldım kaldım. Artık bilin diye ne yapayım. Bir ipucu daha. Bursa Spor şampiyon kadroyu bir düşünün. Bursa Spor'un şampiyon kadrosu Beşiktaş futbolcular vardı. Zapatoşin, Ali Tandoğan, Galatasaray kim vardı o kadroda? Çok biraz ilginç. Düşün. Galatasaraylı kim vardı o kadroda? Mehmet Özcan nasıl bilemiyor? Nazarımız mı değdi ya? Vallahi yok yani. Sabri ile bir de iyi anlaşıyor. O kötü bir ipucu yani. Sanki böyle sağ ön oyuncusu falan gibi. Hadi bir mevkiyi söyleyelim. Stoper. Tolga Seyhan değil yani. Stoper. Ömer Erdoğan ya. Ya. Aferin. Yani Ömer Erdoğan önemli aslında. Murat Kadıköy'de Erdoğan golü var. Dediğin zaman zaten ben Murat dedi Erdoğan'dan. Ya yanlış yerden girdim. Evet yanlış yerden girdik ya. Evet. Ömer Erdoğan diyecektim aslında. Evet. Nasıl aslında bilemedin burada, ya. Burada en önemli ipucu Ömer Erdoğan'ın gol atan yani böyle forvete geçen stoperdi. Gerçekten. O velisi orada hemen aklımıza gelirdi. Şampiyon Bursa Spor'un hatta şampiyonun en şeydi unutulmaz anıdır onun Beşiktaş maçında forvete geçmesi ama hiç yani. Neyse Mehmet'e karşı bu kadar yarışın içinde kalmasın. Ben Erzurum, ben şey söyleyeyim. Evet. Parçalamadı buradan, ama. Buradan Cengiz Han'a kızıyorum. Çünkü Ömer Erdoğan Erzurum Spor. Ben Diyarbakır diyebilirim mesela Ömer Erdoğan'ın. Ama işte o, biz o bileme gelse, diye yapıyoruz birazcık. Yani. Aykut Kocaman'la nerede çalıştı mesela? Malatya Spor. Malatya Spor. Doğru. Bunlar düşünülerek hazırlanmış sorular. Evet bir izleyicimizden Yakup Bey'den gelmiş. Gökhan Gönül derbiye kadar sahalara döner mi diye sormuş. Gökhan Gönül'ün durumunu da bir paylaşalım izleyicilerimizle. Hemen söyleyeyim 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Kasık bölgesinden sakatlandı Gökhan Gönül. Onu söylemiş olalım. Sağlık kurulundan açıklama yapıldı. MR'ının da çekildiği söylendi. 2-3 hafta sahalardan uzak olacak. 7 maçta forma giymişti. Bir de golü var Gökhan'ın.
Fenerbahçe için evet. Ne olursa olsun Nazım transferine rağmen önemli bir isim. Zaten